Meryem. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım, misafirini içeri davet etsene. Kapıda kaldı kadıncağız. Tabii. Buyurun. Buyurun. Sağ ol. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Ömer'i götürürse? Ya annesi olduğunu söylerse? Bir şey söylemedin. Meryem'in aradığı fotoğraf mı o? Efendim Medat. Tamam, siz bana da yollayın maili. Kontrol ederim. Ha? Sonra konuşuruz. Meryem'in aradığı fotoğraf bu muydu ki? Sen nereden buldun bunu? Bu fotoğraf benim odamda kitabımın arasındaydı. Hemen şurada buldum. Demek ki Ömer'i almış, oynarken düşürmüş. Koridordaydı. Neyse, ben odama gidiyorum. İşle ilgili konuşalım demiştim. Acil bir şey yok ya. Sonra konuşuruz. Ayşe de evde değil mi? Ayşe bir yere kadar gitmişti ama geldi. Sen dışarıda mıydın kızım? Nereye gitti? Ben... Alışverişe gitmişti, oradan geliyor. Hani ya bir şey almamışsın kızım? Listeyi evde unutmuşum da onu almaya geldim. Ama şimdi sen gelmişsin, zaten gitmeyeyim. Değil mi Arda? Neredeydin? Merak ettim. Biraz hava almaya çıktım. Merhaba Bedriye Hanım. Ah, sen mi geldin? Merhaba. Aa, ay sen de mi geldin? Tabii geleceksin canım. Birdenbire çıkıp gitmek kolay mı? Ayşe, hayırdır? Bak, ay senin de haberin yok. Bak, anasının da haberi yok. Ay vallahi, ay çok üzüldüm şimdi. Tüh tüh tüh. Ay ben biliyorsun zannettim. Ne oldu ki? Bir şey yok anneciğim, önemli değil. Ufak bir yanlış anlaşılma. Madem önemli değil de kapıları öyle hızla çarpıp niye gittin evden? İzin vermeyeceğim Levent. Seni benden almasına asla izin vermeyeceğim. Asla izin vermeyeceğim. Ne o elindeki? Kayıp fotoğrafı mı buldun yoksa? Bir şey söylemedin. Meryem'in aradığı fotoğraf mı? Efendim Melat. Tamam, siz bana da yollayın maili. Kontrol ederim. Ha? Sonra konuşuruz. Senin Efe olduğunu asla öğrenmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. Bu Sünepe ablan da sen de geldiğiniz çöplüğe geri döneceksiniz.
Alo, Tekin. Fotoğrafı aldım. Endişelenecek bir şey yok artık. Güzel, güzel. Şimdi hemen yok ediyorsun o fotoğrafı, tamam mı? Nasıl yani? Kız her yerde fotoğrafı arıyor. Ya bırak arasın. Benim artık o fotoğrafla işim kalmadı. Acilen Nurgül'ün nerede olduğunu bulmam lazım. Bu fotoğraftaki kadın mı? Buraya mı gelecek? Tekin, sen yine ne işler karıştırıyorsun? Melis, açıklama isteme şimdi benden. Vaktim yok. Nurgül'ü durdurmam lazım. Yoksa hani gereksiz yere olay çıkmasın şimdi. Hadi. Hayır, ben anlamıyorum ki niye... Ya konaktaysa açamaz ki şimdi Nurgül. Tamam, tabii abla. Ömer'i alma işi iptal. Sadece oğlunun ne zaman alacağını sormaya gitmişsin gibi yap. Olay çıkarmadan ayrıl oradan. Mesajı alınca bana hemen cevap yaz. Tamam. Ay ben Aslı'ya bir sürü iş verdim. Bak yine ortalıkta yok. Siz kahvelerinizi içe durun. Ben gidip şu kızı bir bakayım. Niye geldiğini biliyorum. Ama Ömer'le daha konuşamadım. Eğer şimdi gerçekleri söylersek çocuk şok olur. Lütfen. Ne olur bana biraz daha zaman ver. Onu düşünüyorsan bana çok az daha zaman ver. Bak, seni oyaladığımı falan düşünme sakın. Sadece benim için çok ani oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Ben böyleyken Ömer gerçekleri öğrendiğinde ne hale düşer hiç düşündün mü? Onu arayan bir annesi olduğunu, onun ablası olmadığımı öğrenirse çocuk mahvolur. Lütfen, biraz daha zaman ver, ne olursun. Tamam. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben de evladımın üzülmesini istemem ki. Göreceksin bak, böylesi daha sağlıklı olacak. Fotoğrafı da bulamadım. Ama bulacağım, merak etme. Ziyan yok. Nasılsa yakında kavuşacağım evladıma. Şey, bir ricam daha olacak. Şimdi birisi gelirse seni açıklayamam. Bir an önce gider misin? Tamam. Tamam ama sen de bir an evvel konuş evladımla. Bir daha beni buraya gelmek zorunda bırakma, olur mu? Tamam tamam, merak etme. Buradan gitsek, buradan çıksan, şimdi orada birisi görürse iyi olmaz. Ben seni arayacağım. Meryem. Buyurun Levent Bey. Parktaki kadın değil miydi o? Evet. Ah be Aslı, ah be Aslı. Ben daha sana ne diyeyim? Hadi geç şu sebzeleri doğra. Tamam teyze. Hoş geldiniz Levent Bey. Kusura bakmayın, görmedim sizi. Bir şey mi istemiştiniz? Buyurun. Çay alacaktım. Ah, o çay bayatlamıştır. Ben yenisini demleyip hemen göndereyim size. Kızım, gittin misafirin? Evet abla, işi varmış. Kim gelmişti ki? Bir arkadaşı. Geçerken uğramış herhalde. Hadi kızım sen işine bak, boş ver. Sen çayı yollarsan abla. Hemen, hemen gönderirim. Allah'ım ben ne yapacağım? Herkese her şeyi anlatmam lazım artık. Niye tartıştınız bilmiyorum ya. İkinizin arasında. O beni ilgilendirmez. Ama siz daha yolun çok başındasınız evladım. Daha birbirinizi yeni tanıyorsunuz. Olur böyle şeyler. Sıkmayın canınızı, değil mi? Karı koca arasında gizli saklı şey olmaz ama. Ne gizlisi, ne saklısı Ayşe? Önemli bir şey değil efendim. Aramızı halledeceğiz biz, merak etmeyin. Tutturdunuz önemli değil diye.
Safiye Hanım, senin kızın benim torunumdan bir şeyler saklıyor. Ne? Öyle işte. Telefonda gizli saklı köşelerde bir şeyler, kimlerle konuştu bilmiyoruz. Sorduğumuz zaman da hiç ağzını bıçak açmıyor. Aa işte yalan mı söylüyorum? Kocası da burada. Söylesene. Babaanne, izin ver istersen ben anlatayım. Madem açıldı konu. Bizim aramızda küçük bir yanlış anlaşılma oldu efendim. Ama sizin de söylediğiniz gibi bunlar yani karı koca arasında çözülecek şeyler. Ayşe ile biz bu konuyu kendi aramızda çözeriz, merak etmeyin. Peki evladım, madem çözülür diyorsunuz, ne diyeyim? Siz mutlu olun da. Peki dedi, çıktı işin içinden. Lale olsun. Ben kalkayım en iyisi. Daha uygun bir zamanda yine gelirim, tamam mı? İzninizle. Yani seni geçireyim anneciğim. Güle güle, güle güle. Babaanne niye böyle yapıyorsun ya? Kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yoktu. Senin sayende her şeyi öğrendi. Kadın da kızının ne olduğunu bilsin. Yarın öbür gün gelip de bize hesap sormaz. Vallahi sana söyleyecek bir şey bulamıyorum ha. Bak cidden sana söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yok yere olay çıkarttın ya. Oh. Önemli bir şey yok değil mi gerçekten? Yok anneciğim merak etme. Babaanne biraz abarttı. Ayşe, güzel kızım. Bak şimdiye kadar pek ses etmedim ama... siz kimseye kulak asmayın annem. Canınız mı sıkıldı, aranızda bir sorun mu var? Oturun güzel güzel anlaşın, tamam mı? Siz artık etli tırnak gibisiniz. Aranıza kıymık girse canınız yanar anne. Değil mi? Siz ikiniz artık bir ailesiniz. Bunu sakın unutmayın. Tamam anneciğim. Aferin benim güzel kızıma. Sen artık orta yolu bulacaksın Ayşe. Hadi. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım ya. Hayır, iyice maymuna döndüm. Hayır, bir git, bir gel. Bir git al çocuğu, bir alma. Ay yok. Ha, ben böyle dengesiz işlere gelemem. Hayır artık bir an evvel ne olacaksa olsun, yapalım bitsin gitsin yani. Tabii ya. Ben de ne zamandır diyorum, böyle iş olmaz diyorum ya. Ne kadar haklısın yani. Ya ne konuşup duruyorsunuz be? Parasıyla değil mi kardeşim? Adam sana trik trik avucuna paraları sayarken iyi, paraları cukkalarken de iyi. Ha? Adam seni aradı, ne güzel iş yapmışsın dedi. Daha ne yapacak sana? Sen şu kapıya baksana bir. Ya benim abla böyle her zaman biliyor musun? Yani beni kıskanıyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Yani bu eve ne zaman bir kadın gelse hep böyle yapar. Burada mıydınız? Merhaba, al şunları al. Aa, bunlar ne Tekin abi? Ömer'e mi yoksa? Ömer'e. Oğluna kavuştuğun zaman ona verirsin, tamam mı? Ki seni sevsin, tamam mı? Yavaş yavaş. Olur, veririm. Ne oluyor burada? Ha? Suratlar asık. Sıkılmışmış da artık böyle gel gitleri bıkmış da ne olacaksa artık olsunmuşmuş da. Öyle mi? Neyi ne zaman yapacağımızı sana hesap mı vereceğiz ha? Ne diyorsak, ne emrediyorsak onu yapacaksın, anladın mı Nurgül? Tamam abi. Sen ne diyorsan o, tamam. İyi güzel. Sizin diliniz çok fazla uzadı ha. O dili koparırım ben biliyorsunuz değil mi? Bunu sen biliyorsun. Öyle abi öyle.
Neyse. Nero. Şu oyuncakları bir iyice bir paketleyin. Tamam mı? Hadi ben kaçtım. Tamam abi tamam. Biz onları hallederiz. Sen merak etme. Ben seni geçireyim abi. Ya Nurgül ne yapacaksın? İdare et artık ya. Ablacığım. Uykun mu geldi? Yoo. Bu tarafı buldun mu? Bulamadım. Kimdi o fotoğraftaki teyze? Ben bebekken kucağına almış beni. Ama ben onu hiç tanımıyorum. Ablacığım. O teyze aslında... Ablacığım o teyze... Seni çok seven biri. Ha. Allah'ım ne olur beni Ömer'imden ayırma. Ne olur. Bizim aramızda küçük bir yanlış anlaşılma oldu efendim. Ama sizin de söylediğiniz gibi bunlar yani karı koca arasında çözülecek şeyler. Ayşe ile biz bu konuyu kendi aramızda çözeriz, merak etmeyin. Gerçekten evliymişiz gibi savundu bizi. Müsait misin? Tabii. Ayşe, ben olanlardan dolayı özür dilerim. Böyle olsun istemezdim, inan. Ben de çok fevri davrandım zaten. Kusura bakma. O halde barıştık ha. O zaman bunun şerefini artık bir kokoreç ısmarlarsın. Anlaştık. Acaba ne konuşuyorlar? Pek de duyuyor mu ya? Gülün, gülün. Son gülen iyi güler derler. Ben size yapacağımı biliyorum. Göreceksiniz siz. Anlatmak zorundayım artık. Başka çarem yok. Ömerciğim. Efendim. Hani sen kaptan olmak istiyordun ya. Kaptanlar bazen başka denizlere açılmak zorunda kalırlar. Sen de gider misin? Sen gelirsen giderim. Peki ya gittiğin yerde seni çok seven insanlar olursa yine de gitmez misin? Olmaz. Ben seni bırakmam. Ne yapacağım ben? Nasıl söyleyeceğim annesinin geldiğini? Benden ayrılması gerektiğini nasıl söyleyeceğim? Ne yapacağız ki? Bilmem. O değil, hiç uykum da yok benim.
Benim de yok. E, salona da gidemiyoruz. Dışarıda çıkamıyoruz. Buldum. Film izleyelim mi? Güzel fikir. Ben hemen açayım o zaman film. Ne izlesek? Aslında aklıma bir film geldi ama... Ben uyarım. Bakıyorum Tekin abiden azar işitince pek bir hevesle çalışmaya başladın. Ne diyorsun sen be? Ha? Sen ne diyorsun? Bak başkasının işiyle ilgileneceğine kendi işinle ilgilen. Yoksa fena yapacağım. Yoksa ne ha? Yoksa ne? Söylesene yoksa ne yapacaksın? Şşşt! Ya abla! Ya ablacığım, canım ablacığım, güzel ablacığım sen ne yapıyorsun ya? Ya kadın misafir ya, misafir. Senin hatırın için bununla aynı seviyeye düşmeyeceğim. Merak etme. Sürgüç! Kardeşimden taraf olup beni ona kötü göstermek mi niyetin? Ya hanımlar! Ya bir durun! Ne oluyor hanımlar ya? Ne oluyor? Ya bakın sonuç olarak aynı gemideyiz ya. Aa. Evet, işte bu da tamam. Ben gideyim şimdi, bize bir çay alayım. Bu adam nereden buldu parayı? Az önceki adam getirip verdi çaktırmadan. Bir şey olmuyor ya, merak etme. Sahiden mi? Aç gerçekten bir şey olmayacak. Ay. aniden babaanneniz içeri girmesin şimdi. Sessiz ol, sessiz ol. Uyuduğumuzu sanarsa girmez içeriye. Tamam. Bu kadın adamın nesi oluyor? Eski bir arkadaş. Uyuyakalmışız babaanne, kusura bakma. Ben hallederim. İnsan bu saate kadar uyur mu ya? Hem de büyük var evde, misafir var. Olacak şey değil. Aa, vallahi meydan sırtıma yapıştı ya. Ölüyorum açlıktan. Şekerim de düştü. Hem bu kadar uyuduğunuz Cemil işe gitmeyecek mi? Önemli değil babaanne. Yani geç gitsem de olur, ne olur ki? Filmin yarısında uyuyakaldım biliyor musun? Evet, uyanınca fark ettim.
peynir. Peki ekmek de vereyim sana. Bana da ver, ben de yerim. Pardon babaanneciğim, aldın sandım ben. Zeytin de vereyim sana. Teşekkürler. Ayşe bu peyniri çok sever de. Ha, belli oluyor. Rol mü yapıyorsun? Yoksa beni gerçekten önemsediğin için mi bunlar? Ucuz kurtuldum ha. En sevdiğim gömlek batıyordu az kalsın. Ben koyayım. En sevdiğin gömlek batıyordu diyorsun da kırış kırış o gömleği nasıl giydin utanmadan? Kumaşından öyle görünüyordur babaanne. Hayır, kumaştan değil efendim, ben bilmez miyim? Ütülenmemiş şey o. Çıkar onu. Başka bir şey giy sırtına. Ne derler? Bu adamın başka bir şeyi yok herhalde. İlgilenmiyor kimse derler. Çıkar onu. Tamam. Kahvaltıdan sonra değiştiririm. Tamam. Bugün bitecek bu iş Meryem. Birazdan bitecek. Gidip Levent Bey'e her şeyi anlatacaksın. Daha fazla uzatamazsın. Meryem. Meryem kızım. Ay abla kusura bakma, dalmışım. Kızım iyi misin? Bak kızım. Sende bir haller var, fark etmiyorum zannetme. Yok bir şeyim abla. İyiyim yani, bir şey yok. Ben şunu bir götüreyim. Hadi, hadi geç. Neyi var bunun böyle ruh gibi geziyor ortalıkta? Sana bir şey söyledi mi? Canım neyi olacak? İşinde gücünde işte. Yok. Var bunun bir şeyi. Çıkar bakalım yakında kokusu. Kızım, sen bunları kafanı yoracağına git kapıyı aç. Hadi işine bak. Aman. Seninle de bir şey konuşulmuyor. Önümüzdeki hafta mutlaka Fatih Bey'le toplantıyı ayarlayın. Hı. Tarih belli olunca da iş programı eklersin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Levent Bey, sizinle bir şey konuşmak istediğimi söylemiştim ya. Evet. Konuşalım mı? Olur tabii, otursana. Ben size... Levent Bey, bu size geldi. Başka bir şey yoksa ben... Yok, sağ ol. Meryem, kusura bakma. Eğer konuşacağın çok önemli bir şey değilse sonra konuşsak olur mu? Şimdi benim için çok önemli bir şey yapmam lazım. Olur, sonra konuşuruz. Teşekkür ederim. O zaman ben bir Ömer'e bakayım. Peki. Seni şimdilik yanımdan gönderiyorum. Çünkü sonrasında bir an bile ayrı kalmak istemiyorum. Aslı, buyurun Melis'in. Pencereden gördüm. Bir zarf geldi. Kime geldi o? Levent Bey'e. Ne varmış içinde? Onu bilmiyorum ama Levent Bey görünce paketi bayağı bir heyecanlandı. Sanırım beklediği bir şeydi. Tamam, sen içine bak. Tabii. Evet Muhsin Bey.
dediğiniz kadar varmış. Hepsi harika görünüyor. Hı-hı. Seçtiğim yüzüğü en geç akşama kadar gönderirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin. Görmedim geldiğini. O yüzük kimin için Levent? Melis, bu benim şahsi meselem. Hiç kimseye ilgilendirmiyor. Özellikle seni hiç değil. O yüzük kimin için Levent? Yeter artık Melis. Sana bunu söylemek zorunda değilim. Söyledim ya, seni ilgilendirmiyor. Seninle alakalı her konu beni ilgilendiriyor. Her konu. Biz bu konuyu kapattık sanıyordum. Kime vereceksin o yüzüğü? Bu yüzden mi hayır dedin bana? O yüzüğü kime vereceğini bilmek benim hakkım Levent, benim hakkım. Melis, sana hiçbir şey için hesap vermek zorunda değilim. İster inan, ister inanma ama bu konu şimdi burada kapandı. Böyle davranmanın bedelini ödeyeceksin Levent. Bana böyle davranmanın bedelini ödeyeceksin. Ya evde hiçbir şey kalmamış. Tam takır kuru bakır. Ben birazdan markete gidip alacağım bir şeyler. Hatta hemen listeyi yazayım ben. Kıyma, domates, mantar. Tavuk da alayım. Cemil tavuk isteyebilir. Bir de tıraş losyonu. Siz bir şey ister misiniz? Aman ben senden hiçbir şey istemem kızım. Hiçbir şey. Ben Cemil'ime söylerim. Peki siz nasıl isterseniz. O zaman ben markete gideyim. Nur alıp geleyim. Ben de seni arkana bakmadan şu evden göndermezsem bana da Bedriye demesinler. Göreceksin bak. Ama öyle hızlı hızlı değil, çabuk çabuk değil. Yavaş yavaş, inceden inceye, inceden inceye kazacağım senin kuyunu. İstediğin şirket evrakları mı? Ver bakalım neler yapmışlar. Abi aklıma takıldı da. Hı? Sen Ömer'i gerçekten Almanya'ya gönderecek misin? Oğlum yok öyle bir şey. De. Bırak onlar öyle bilsinler. Ama oyun daha yeni başlıyor. Tamam mı? Oyun daha yeni başlıyor. Peki Levent'le ilgili bir şey düşündün mü? Hı hı. Şu Ömer'le Meryem bir konaktan çıksınlar. Sıra Levent'e gelecek. Onu anasından doğduğunu pişman edeceğim. Göreceksin. Ya
Ah, gelin gör bakalım ben sana şimdi neler edeceğim, neler edeceğim sana. Ah, oğlumun da en sevdiği gömlek. Oo, aman ne sakar gelin bu, ne yapmış, neler yapmış oğlumun gömleğine böyle. Ay çok da seviyordu bunu. Seçtiğim yüzüğü en geç akşama kadar gönderirseniz çok sevinirim. Teşekkürler, kolay gelsin. O yüzüğü ona nasıl verir ya? O yüzüğü ona verecek. Böyle bir şey olamaz. Ya şu düştüğüm hale bak benim ya, şu düştüğüm hale bak! Nasıl görmezden gelirsin Levent? Beni elinin tersiyle nasıl itersin sen? Ama ben sana hesabını soracağım. Bunun bedelini çok kötü ödeyeceksin. Çok kötü ödeyeceksin bedelini Levent. Çok kötü ödeyeceksin. Melis Hanım. Siz iyi misiniz? Aslı çık dışarı. Aslı çık dışarı! Bir şey bulmam lazım. O yüzüğü o şeytana vermesini engelleyecek bir şey bulmam lazım. Benim bir şey bulmam lazım. Bir şey bulmam lazım. Ayşe. Doğan. Ben özür dilerim tüm olanlar için. Ayrıca Cemil'e bir şey yapmadığın için de sana minnettarım. Zaten onun bir suçu yok. Hepsi benim hatam bu. Yani ne olursa olsun senin teklifini kabul edip umutlandırmamalıydım. Deme deme. Öyle şeyler söyleme. Ben sana gönül koymadım ki. Ben kendime kızıyorum. Keşke o Cemil denen herifi siz daha tanışmadan evvel bulup gebertseydim. Ne diyorsun sen ya? Ya seni insan gibi karşıma aldım, özür diliyorum, söylediğin şeye bak. Neyse zaten konu kapandı, bitti gitti. Kapandı gitti. Tabii. Ama bak, burası kapanmıyor Ayşe. Buraya öyle bir yara açtın ki laf dinlemiyor. Tam diyorum ki unuttum aga, unuttum, bitti gitti. Ama seni görünce yine sızlıyor işte. Tamam, daha hiçbir şey duymak istemiyorum. Ayşe. O adam seni üzüyor mu ya? Doğruyu söyle. Dün burada seni gördüm. Üzgündün. Üzüyor mu seni? Seni ilgilendirmez bu. Bir daha da kolumu falan tutma. Anla artık. Evliyim ben. Sonunda Meryem. Aramızdaki bütün engeller kalkacak.
Herkes duyacak, bilecek seni ne kadar çok sevdiğimi. Efendim Cemil. Evet, 100'ün siparişlerini verdim. Evet, şu an gelmek üzeredir. Kargoyla yolladılar. Heyecan olmaz mı? Çok garip. Ama bir o kadar da mutlu hissediyorum kendimi. Ben nefes aldığım sürece bu kızla hiçbir şey yaşamayacaksın. Ne oldu sana öyle? Bütün benzin solmuş. Sıcaktan herhalde biraz bunaldım. 5 dakika yatarsam kendime gelirim. Önce şunları mutfağa bırakayım. Oh ne güzel. İş güç dursun, sen git yat. Yat kızım, yat. Ben sana yatmayı göstereceğim. Görürsün sen. Seni üzüyor mu ya? Doğruyu söyle. Dün burada seni gördüm. Üzgündün. Üzüyor mu seni? Seni ilgilendirmez bu. Bir daha da kolumu falan tutma. Anla artık. Evliyim ben. Diyeceksin ki durduk yere adamı. Kocan değil, bir şey değil. Boşuna gireceğim adama. Kardeşin de senin gibi zır deli. İkiniz de hak ettiğinizi bulursunuz inşallah. Hatta Levent Bey onunla değil, gözünün önünde başkasıyla evlenir inşallah. Sorma Hakan ya. Sinema falan hayal oldu artık. Ya iş güç falan. Ya bir taraftan da Hülya'yı bırakamıyorum zaten. Tamam. Tamam, sonra görüşürüz. Hoşça kal. Aslıcığım sen burada mıydın? Evet Bahadır Bey. Kimse gelmese bile Hülya Hanım'ın bir şeye ihtiyacı var mı diye arada bir eksiklerini kontrol etmek için geliyorum. Ya çok sağ ol. Hakkını ödeyemeyiz. Ne demek? Rica ederim. Ben yemeğe iniyorum. Sen ilaçlarını verirsin değil mi? Tabii, tabii. Yemekten sonra görüşürüz hayatım. Hülyacığım, kocanla sinemaya gitsen bana kızmazsın değil mi? Yok yok, kızmazsın. Hem kızsan da ne yapabileceksin ki? Ablan diye bir şey demiyorum. Ama yani şu Neriman ayağımın altında olmasa çok daha iyi olurdu benim için. Hem yani elin ayağın tutuyor. Aslan gibi adamsın maşallah. Hayır, yani senin Neriman'a ihtiyacın da yok ki.
vallahi birlikte olmasanız senin için çok daha iyi olurdu. Yani o bakımdan evet, ama o da benim ablam ya. Yani evet, bazı arızaları var ama sonuç olarak abla, ne yapalım, idare edeceğiz artık yani. Ay, o da ablaysa ablalığını bilsin yani. Ne o öyle her şeye karışmalar falan. Hem erkek kısmı gelemez öyle sıkıntıya. Vallahi ne kadar haklısınız şimdi. Yani Nurgül'cüğüm, şimdi bunlar senin gibi düşünse nerede? Bunlarda o şey yok. Yani evde erkek mi var? Efendim, saygımı göstermek lazım, hürmet mi etmek lazım? Yok, bunlar bilmez öyle şeyler. Böyle işte. Vay sürgüç seni. Beni kardeşime kesiyorsun ha. Vay kenarın dilberi, ben sana yapacağımı bilirim. Dur bakalım Durmuş Efendi. Senin de defterini düreceğim, dur sen. Hadi alın da bir iki tane şundan, çöpe gitmesin. Eyvallah ablam benim, sağ olasın. Abla ya, Meryem'den hiç haber yok, arayıp sordu yok, ne oluyor? Benim de haberim yok, telefon da etmedi. Ay bak, bu işler öyle gevşetmeye gelmez, sıkı sıkıya tutmak lazım. Aha, duydun değil mi Nero? Gevşetmemek lazım diyor, sıkıya almak lazım diyor. Duyduk, duyduk. Sabredin hele, sabredin. Ben size bu şu doluyu gösteririm. Hiç üzmeyin o tatlı canınızı. Sofra birazdan hazır olur Urviye Hanım. Tamam Gülnaz'ım, sağ ol. Anneciğim, nasılsın? Ah, hoş geldin oğlum. Görmemişim. Ne zaman geldin? Biraz önce. Oo, yine döktürmüşsün Gülnaz ablacığım. Ay sağ olasın Bahadır Bey oğlum. Afiyet, bal şeker olsun inşallah. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar yakışıklı kardeşim benim. Melis de gelince yemeğe başlarız. Aa, yemek saatinde kim gelir ki? Bu benim için olabilir. Aa, Melis. Ben seni odanda zannediyordum. Nereden geliyorsun? Bahçedeydim Ulviye teyzeciğim. Biraz nefes alayım dedim. Ha bu arada oturmadan size bir haberim var. Aslında hayırlı bir haber.